Türkiye Moda'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz çok kısa süre önce Out of Reach serimize başlamıştık. Fakat oyunda bayağı oyuncu sıkıntısı olduğu için maalesef pek başarılı olamamıştık oyunda, gelişememiştik. Şimdi biz maceramıza yeniden başlayacağız. Yine gördüğünüz üzere serverlarda çok hatta hiç kimse yok. Ben PvE serverine gireceğim arkadaşlar bu sefer çünkü PvP serverinde biraz sıkıntı oldu. Eğer hatırlıyorsanız siz de. PvE serverine girelim. Bakalım nerelere girelim. Bu PvE serverine mi girelim? Şuna mı girelim? Buna girelim. Desdemona. Bakalım neler yapacağız. Out of Reach biraz sıkıcı bir oyundu biliyorsunuz ama güzel gelişimler gösterebiliriz diye düşünüyorum. Hayatta kalma oyunu ilk bakışını çekmiştik. Biraz gelişmiştik ama çok da iyi şeyler yapamamıştık açıkçası. Portalda da Out of Reach ile ilgili craft konusunda sıkıntı çekenleriniz olursa bilgi bulabilirsiniz. Hangi ürünleri yapabilirsiniz? Hangi ürünler craft edilebilir şeklinde. Şimdi biz Out of Reach maceramıza yeniden başlıyoruz. Yeniden güzel bir bölge bulacağız. O bölgede gelişim göstereceğiz. PvP serverında biraz sıkıntı oluyor. Diğer oyuncular gelip base'lerimizi yıkabiliyorlar vesaire. Daha rahat gelişebilmek için PvE'de olacağız. Altı üstü birkaç oyuncu girmesine rağmen yine de gelip uğraşıyorlar arkadaşlar. Çünkü insanların yapacak bir şey yok. Oyun boş. Oyun boş olduğu için de gelip sağa sola saldırıyorlar yani. Gerçi bütün hayatta kalma, survival oyunlarının mantığında bu vardır yani. Oyunda yapacak bir şeyiniz kalmadığı zaman, her şeyi kurduğunuz zaman, her şeye sahip olduğunuz zaman diğer oyuncuların kurduğu base'lere saldırırsınız. Bu standart bir şeydir. Bakalım Out of Reach'te maceramızda neler yapacağız? Ne kadar gelişim göstereceğiz? Bu arada sürekli güncellemeler gelmeye devam ediyor. Bakalım ne tarz güncellemeler, gözle görülebilir güncellemeler olmuş mu? Sesini duyuramayan bir oyun açıkçası. Ark'la Out of Reach hemen hemen benzer zamanlarda duyuruldu, benzer zamanlarda çıktı. Ama Out of Reach biraz daha geride kaldı. Fiyatıyla oyun içerisindeki o gelişim, oyun içerisindeki detaylar biraz daha geride kaldı diyebilirim. O fiyatta da açıkçası farklı oyunlar alabileceğini düşündüğü için insanlar Out of Reach'i tercih etmedi. Eğer siz tercih ederseniz serimizde beraber ilerleyeceğiz. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Evet. Normalde ilk girdiğimizde bu tarz bir şey çıkmıyordu diye hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi Clan, Stat. O bilir baya güzel şeyler yapmış burada. Weapon setler, statik. Evet, tutorial'ımızı bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Buraya insanlar baya güzel şeyler yapmışlar ya. Baya hoş şeyler yapmışlar. Başarılı olmuş. Baya güzel olmuş. Biz buraya girmeyeli baya değişik şeyler yapmışlar ya. Güzel. Evet. Baya adam gökdelen dikmiş ya. Biz de yapacağız arkadaşlar. Biz de yapacağız bunu. Bakalım neredeyiz öncelikle. Güvenilir bir yerdeyiz. Çok yaratık vesaire yok. O yüzden herkese buraya zaten konuşlanmış. Biliyorsunuz böyle bir uzun uzadıya ağaç kesme sürecimiz oluyordu. Hemen bir ağaç keselim. Bu oyunda en çok zorlandığımız şey biliyorsunuz yemek problemiydi. Yemek problemini çözmek açıkçası biraz zor oluyor. Ve her ilerlediğiniz ne bileyim ağaç kesiminde daha önce de bahsetmiştim zaten. Eğer izlerseniz önceki videoları belirli başarımlar kazanıyorsunuz. Şimdi bir inventörümüze girelim tekrar hatırlayalım. Ne için ne gerekiyordu onları bir kuralım. Onları kurduktan sonra bir yemek arayışına çıkalım. Evet arkadaşlar karakterimiz şu şekilde. Gördüğünüz üzere burada da gördüğünüz gibi building paneli görüyorsunuz. Bakalım neler yapabiliyoruz. Yeni değişik şeyler gelmiş mi? Hemen onlara bakalım. Campfire'ımız var. Fresh trap'imiz var.
Evet. Şimdi öncelikle bu balık zımbırtısını arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya arkadaşlar yerleştirmişler. Gördüğünüz gibi. Biz de şöyle yerleştirelim. Onların yanına konuşlanalım. Yapabiliyorken. Evet. Şimdi biliyorsunuz buna şey lazımdı arkadaşlar. İpimsi şeyler lazımdı. Eğer hatırlayanlarınız varsa. Onlardan bulmamız gerekiyor. Bu şeyler oluyor biliyorsunuz. Nedir onun adı ya? Biz bu arada bir saniye biz taşımızı mı attık? Bu arada arkadaşlar haritada bu şekildeyiz şu anda daha. Haritada ilerledikçe açılıyor. Biz taşımızı mı attık? Taşımızı nereye attık? Hah ya. Taşımızı diyorum nereye bıraktık biz? Burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu taşlardan çıkartamıyorduk. Buraya bayağı malikane tarzı şeyler kurmuşlar ya. Valla güzel yapmışlar, helal olsun. Ama işte oyuncu sayısı çok az. Neden böyle bilmiyorum. Arkadaşlar biraz ağaç keselim. Ağaç kestikten sonra bir kafamızı sokacak bir yer yapalım. Evet. Şimdi bakalım. Neler yapabiliyoruz? Wooden Foundation arkadaşlar. Yapabiliyoruz şu anda. Bir şöyle çıkalım. Şöyle. Şuralara. Daha böyle diğer tarafları görebileceğimiz bir yere yapmamız lazım. Evet. İşte bunda da sürekli ağaç kes yani. Wooden platforma daha az gidiyormuş. Keşke ondan yapsaydık. Bak onu hiç fark etmedik. Dur. Onda daha az gidiyormuş. O daha iyi olurdu bizim için ya. O aklımıza gelmedi ya. Bir gidelim tekrar. Nereye kurmuştuk? Şimdi bir bakalım 3 nasıl? Ha, 3 de kurabiliyoruz. Yine bitti. Kaplan mı? Bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmedi, öyle. Hemen gideyim şuradan ağaçları kesmeye devam edelim. Şimdi Wooden wall yapmamız lazım. 40 tane. 40 tane ağaç istiyor. Başka neler var? Bamboo wall. Şöyle yapabiliyoruz aslında. Şu tarz bir şey. Buna da ne gerekiyor peki? Kalıyor mu bu duvarlar böyle peki? Kalıyor herhalde. Gerçi hayvanlar giremez herhalde ya ona.
Şunları öldürmeye çalışsak. Öldürmek mümkün değil. Bayağı da güzel sesler çıkıyor ya. Aha. Bulduk. Şeyleri bulduk. Mısır bitkilerini bulduk. Bu güzel oldu. Toplayalım toplayabildiğimiz kadar. Burada çıkar nasılsa artık bunlar. Biz de yeriz bol bol. Bir de bahçe yaparız kendimize. Oh, mis. Şimdilik arkadaşlar basic bir ev yapacağım. Sonrasında diğerleri gibi büyürüz. Silah falan yapacağız çünkü daha bir korunabileceğimiz bir şey yapalım. Sonrasında silah falan yapacağız. Gördüğünüz gibi zaten bunlarınki de yarısı taş yarısı tahtamsı şeyler olmuş. Buraya neden koyamıyoruz? Onu anlamadım ben. İlk önce altıyı yapmalıyız ki altıyı yaptıktan sonra kapıyı koyabilelim. Oo, maşallah ya. Adama bak. Bayağı dikmiş oraya ya. Yoruluyoruz. Yemek ihtiyacımız var. İlk başlarda arkadaşlar bu tarz oyunlarda biraz gelişene kadar sıkıntı çekiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ilkbahar ve sonbahar ve kış indirimleri başlıyor Steam'in. Eminim Out of Reach'te indirime girecektir. Bir alıp deneyin derim. Bu arada da oyun kalabalıklaşmış olur. Çünkü gerçekten şu an hiç kimse yok mesela benden başka koca haritada. Eğer şeyiniz varsa arkadaşlar Don't Starve oynayanlarınız ya da Don't Starve Together oynayanlarınız, orada da harita siz ilerledikçe açılıyor. Burada da aynı mantıkta. Aslında Don't Starve'ın biraz gelişmiş hali diyebiliriz. O tarz bir şey. Bu arada gece oluyor ve gece oldukça tehlikeli oluyor buralar. Işığa karşı da hiç hoş durmuyor ya. Tam denize karşı da güzel oldu. Ya bu yerleşmede bir sıkıntı var sanıyorum bunların yerleşmesinde. Şu an bayağı karanlık oldu ya. Bayağı karanlık oldu. Ya neden bunun yanına inşa edemiyorum ya? Saçmalık ya, vallahi saçmalık. Şuraya etsene işte. Bunu da yaptığımız zaman evet. O ile arkadaşlar Survivor'a giriyoruz bu arada. Buradan da bakıyoruz nelerimiz yükselmiş, nelerimiz yükselmemiş. Şu anda Allogger'ız çünkü sürekli ağaç kesiyoruz. İşte bu yıldırımız yükselmeye başlamış. Ama bu gece nasıl biter bilmiyorum. Geceyi bir bitirelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evimizle ilgili biraz sıkıntılarımız var. Aa, bıraktık ya. Hı. Şundan yiyelim arkadaşlar ki karnımız daha fazla acıkmasın. Evet. İnşallah bir yaratık saldırısına da uğramayız. Şöyle bekleyelim. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar. Biraz ağaç topladık. Hemen evimizin yanına gidelim. Onu göstereyim size. Evimizi tamamladık sayılır. Abilik gubilik bir şey oldu ama olsun. Böyle ufak bir şey yaptık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere builder desk yaptık. Sonra bir tane hemen şuradan göstereyim hatta onu ne yaptığını. Hemen pile yaptık arkadaşlar. Bu meşalemizi yakmak,
ya da farklı şeyler için kullanılıyor. Bu arada meşalemi kaybettim. Kötü oldu. İhtiyacım olan ana şeylerden bir tanesi yatak arkadaşlar. Bir tanesi ise kampfer. Ama şu an kampfer kuramıyoruz. Çünkü taşım yok. Henüz taşım yok. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir kasa yaptık gördüğünüz üzere. Hatta bunu bir ben yiyeyim ki ölmeyeyim. Dediğim gibi torcumu kaybettim. Bu kötü oldu. Bunun dışında yapmam gereken birçok eşya var. Henüz yapmadım. Ha, bu arada evi şu şekilde tamamladım arkadaşlar. Hatta şöyle eve girelim. Kapısını da yaptım. Şu şekilde yağmurdan korunmak için. Böyle bambu duvarlar yaptım arkadaşlar. Şimdilik çok fazla uğraşmak istemedim. Çünkü şu anda builder desk kullanarak herhangi bir şey yapamıyoruz. Çünkü onun için yeterli malzemem yok gördüğünüz üzere. Malzeme toplayarak çeşitli şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım başka neler yapabiliyoruz. Bir merdiven var yapabildiğimiz ama oraya neden merdiven yapalım ki? Merdiven çeşitleri var tabii ki. Mesela şuralara. Yani çünkü ben yukarıya da çıkmak istiyorum. Merdiven. Şimdi bakalım hangileri oluyor. 5 olmuyor. 6 da olmuyor. 5. Materyalim yokmuş ya. Ben de burada yapmaya uğraşıyorum. Ağaç kesmemiz lazım. Ya oyun direkt ağaç kesmeye dayalı arkadaşlar. İlk zamanlar biraz sıkılacağız. Siz de sıkılacaksınız. Biraz gelişene kadar. Burada oyunlar bu arada hayatta kalma oyunlarında biliyorsunuz gece gündüz değişimi gerçekçi olması sebebiyle şu an biliyorsunuz artık kışa giriş yapmak üzereyiz. Gündüzler kısa, geceler uzun mantığıyla ilerliyor. Bu arada meşalem olmaması beni çok 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 yavaşlatıyor çünkü görmekte zorlanıyorum. Eğer bir yatak yapabilirsek arkadaşlar bu bizim için çok iyi olacak. Çünkü keşfe çıkarken daha rahat edeceğiz. Yatak için 100 tane lazım arkadaşlar. Şu anda bizim kesmemiz gereken ağaç sayısı. O kadar ağaç kesebilir miyiz? Ben de bilmiyorum açıkçası. Ama kesmemiz lazım. Bot tabii ki yapmamız gereken diğer bir araç bizim için. Çünkü farklı bölgelere gitmemiz lazım. Haritayı biraz genişletmemiz lazım. Nerede ne var keşfetmemiz lazım. Bakayım başka. O biraz aydınlandı. Tabii gelişmiş şeyler de yapacağız. Hava biraz aydınlandı. Hatta bayağı güzel aydınlandı. Taşla topluyoruz ama şu büyük karelerden henüz taş kıramıyoruz. Çünkü elimizdeki ekipman o kadar yeterli değil. Güzel taşlar toplayabilmemiz için ufak kayalara ihtiyacımız var. Hemen şu an ufak kayalarda pek mümkün değil burada. Burası genelde yeşillik bir alan. Ama şeyi de yapacağız. Bu arada yatağı da yapabiliyoruz sanıyorum. Evet, yatağı şu an yapabiliyoruz. Aktif durumda. Hemen gidelim. Bayağı gelişmiş olmuş ya evleri. Bayağı ben bayıldım ya. Biz bayağı da uzaklaşmışız bu arada evden. Göremeye valla. Az önce de bir kaplan vardı. Ondan korunayım derken. Şimdi yatağı bıraktıktan sonra eğlence biraz daha artacak. Keşfe çıkacağız. Yatağımızı da kuralım. Evet. 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 Artık burada doğacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere.
Yani şöyle standart bir şey yaptığınız zaman mümkün oluyor ama henüz bunu kullanamıyoruz gördüğünüz üzere. Şeye bakalım arkadaşlar. Neler yapabildiğimize bakalım başka. Şundan yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Trap yapmamız lazım bol bol ama şu an trap de yapamıyoruz. Bence şöyle yapalım. Biz üzerimizdeki tahtayı buraya bırakalım. Bunu alalım. Bunu aldıktan sonra bir keşfe çıkalım. Taş toplamamız gerekiyor biliyorsunuz. Bunları da öldüremiyoruz maalesef. Öldürmemiz lazım çünkü yemeğe ihtiyacımız var. Ve bu küçük çalıları da arkadaşlar şey yapamıyoruz. Budayamıyoruz. O da büyük sıkıntı bizim için. Şu adamın evine bayıldım bu arada. Şöyle bir ilerleyelim. Şu an kafamız rahat çünkü doğacağımız yeri biliyoruz artık. Yatağımızı o bölgeye yaptık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere burası böyle bir yer. Burada daha çok yaratıklar var. Şunun evine bir bakalım. Nasıl bir yermiş? Baya değişik yapmış. Güzel olmuş yani böyle baya. Taşı toprağı görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, şuna bir bakalım. Burada baya değişik yaratıklar var arkadaşlar. Şurada da birisi yapmış bir şeyler. Ama sonradan bırakmış herhalde. PV serverında da zaten biliyorsunuz iznimiz olmuyor başkalarının eşyalarını kullanmaya. Şu an yeniden hava kararıyor. İşte bu bayağı sıkıntı ve ben şu an yolumu kaybetmek üzereyim. Şu an bir yaratık sesi duyuyorum. İşte bizim şeyimizi kaybetmemiz çok kötü oldu. İnanılmaz kötü oldu ve burada kırabileceğim bir taş mı var? Evet. Hayır. Toplayamıyoruz ya. Maalesef toplayamıyoruz. Kıramıyor muyuz bunu? Biraz daha ufak taşlara ihtiyacımız var. Ama maalesef karanlıktan da bir şey yapamıyoruz. Şunları da mesela yapamıyoruz. Evet arkadaşlar, birinci bölümümüzün sonuna gelelim. Evimizi tamamladık, yatağımızı yaptık, doğacağımız yeri belirledik. Bundan sonraki yapacaklarımız bir dahaki bölümde hemen bir şey yapacağız arkadaşlar. Sal yapacağız. Sal yapabilmek için de biraz taş vesaire toplayacağız. Ben bu arada biraz oyunu geliştireceğim. Ekipmanlarımı toplayacağım. Haritayı biraz genişleteceğim. Serüvenimiz bu şekilde devam edecek. Umarım siz de serimizden zevk alıyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.